Maymuş'un müzik oyunu. Merhaba Maymuş. Ne güzel bir sonbahar günü değil mi? Pepe Şile bugün oyun oynamaya sana geleceklermiş galiba. Ay, çok merak ettim, ne oynayacaksınız? Bu bir müzik aleti. Çok güzel görünüyor. Aa, Şile geldi. Merhaba Maymuş. Merhaba. İşte geldim. Hoş geldin Pepe. Merhaba Pepe. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Nuna. Evet, ne oynuyoruz bugün Maymuş? Nuna. Vay. Ne güzel bir şey bu böyle. Nedir bu? Bu bir müzik aleti Pepe. Müzik aleti mi? Evet canım. Aa, anladım. Peki şimdi bugünkü oyunumuz bu müzik aletiyle güzel sesler çıkarmak mı? Hem güzel sesler çıkaralım hem de o seslere uygun bir şarkı söyleyelim Pepe. Ha, ne dersiniz? Ha, tamam, güzelmiş. Şarkı uyduracağız yani. Hadi çok heyecanlandım ben. İlk kim başlayacak? Ben başlayayım mı? Olur. Ay, çok heyecanlandım. Tamam, başlayalım o zaman. Hadi Şila. Ağaçlar çok güzeller. Arkadaşlarım da güzel. Aklımda her şey güzel. Şarkı söylemek de öyle. Nasıldı? Bilmem, güzeldi galiba. Ya. Bence ilk deneme için hiç fena değildi. Sıra sende olsun Maymuş, hadi. Hadi Maymuş. Maymuş. Biraz kulaklarımız acıdı ama. Fena değildi Maymuş. Hadi bir de sen dene Pepe. Tamam. Şimdi böyle vururken. Arkadaşlarımla oyun oynamaya geldim. Onları çok severim. Çok çok severim. Ne güzeldir arkadaşlarım benim. Oh, 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 oh. Nasıl? Bu kötüydü. Vallahi kulaklarım acıdı Pepe. Ya, hiçbirimiz güzel sesler çıkarmayı beceremedik mi yani? Peki nasıl öğreneceğiz ki güzel çalıp söylemeyi? Çocuklar! Ha, dede! Dedem geldi, dedem! Ne yapıyorsunuz burada çocuklar? Böyle vurup müzik yapıp şarkı söylemeye çalışıyoruz ama... Çok kötü sesler çıkıyor dede. Bir türlü güzel sesler çıkarmayı beceremedik. Evet dede. Hepimiz çok gürültülü kötü sesler çıkardık. Bu müzik aleti çok büyük ve gelişmiş bir alet çocuklar. Bunu güzel çalabilmek için çok ama çok çalışmanız gerekir. Dede ne güzel çaldın öyle. Nasıl yaptın dede? Ben gençken çok uğraşmıştım bu müzik aletini çalmak için çocuklar. Çok uğraşınca, çok çalışınca da hala unutmamışım ya. Biz de müzik aleti çalmak, istediğimiz gibi müzik yapmak istiyoruz dede. Evet dede, evet. Yaparsınız tabii papa. Tabii ki siz de müzik yapabilirsiniz. Sadece daha basit bir müzik aletiyle başlamamız gerekir. Neyle mesela? Ne olabilir, ne olabilir? Tamam, buldum. Ne buldun dede? Aynısını yapmaca oynayarak başlayabiliriz mesela sizinle. Ne? Oyun mu? Nasıl bir oyun bu dede? Geçen gün oynadığımız şarkı bulma oyununa benziyor. Ama bu sefer şarkı söylemeyeceğiz. Ay dede, çok merak ettim. Nasıl oynayacağız peki? Anlatacağım çocuklar. Ama her biriniz için ikişer tane bunun boylarında ve bunun kalınlığında sopaya ve birer tane de tencereye ihtiyacımız var bu oyun için. Sopa ve tencere mi? Evet Pepe. Birer tencere, ikişer tane de sopa. Çok komikmiş. Tencereyle müzik mi yapacağız dede? Tencerelerle ritim öğreneceğiz Şila. Harika. Sopaları nereden bulabiliriz dede?
yerde ağaçlardan kopmuş dallar olmalı Şila. Onlardan bulabilirsiniz. Tencereleri de ben ayarlıyorum. Şimdi hepimize iki tane sopa gerekiyorsa... Bir, iki, üç. Üç kişiyiz. Aa evet. Hepimize birer tane olsaydı... Üç sopa bulmamız gerekirdi. Ama hepimize iki tane sopa gerekiyor. Şimdi bakalım o zaman kaç sopa bulmamız gerekir? Hadi sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hey, altı sopa. Altı. Altı sopa bulmamız gerekiyor. Hadi o zaman dedemin gösterdiği sopalara benzer sopa bulalım. Çocuklar. Bulduk dede, bulduk. Evet, hazırız. Herkes bir tencerenin başına geçsin bakalım. Şimdi üç dediğimde içinizden geldiği gibi vurun tencerelere. Bir, iki, üç. Çok kötü oldu dede. Çok çirkin sesler bunlar. Hiç müzik gibi olmadı. Evet, bu müzik değildi zaten Pepe. Bu birbiriyle uyumsuz ve düzensiz seslere ne denir biliyor musunuz? Ne denir dedi? Gürültü denir evlat. Aa evet. Biz harika gürültü çıkarabiliyoruz yani. Evet evlat, evet. Şimdi bakın. Hadi siz de benimle birlikte aynısını yapın. Tam, 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 tam. Tam. Yapıyorum. Hadi Şila sen de. Tamam geldim. Tam. 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 Evet ben de yapıyorum. Tam. Maymuş hep sen de yapabilirsin arkadaşım. Tam. 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 İşte bakın şimdi birbirimizle uyumlu sesler çıkarmaya başladık. Müzik birbiriyle uyumlu ve belli bir ahenk içinde çıkarılan seslerdir çocuklar. Bu yüzden sesleri belli bir düzene göre çıkarmamız ve birbirimizle belli bir uyum içinde çalmamız gerekir. Ha. Ay çok güzel. Şimdi biraz ses bulmaca oynayalım olur mu? Olur. Ben ne ses çıkarırsam siz de aynısını tekrar edeceksiniz. Başta kolay olacak ama gittikçe zorlaşacak. Dikkatli olun. Çok heyecanlı dedi. Hadi bakalım. Tam, 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 tam. Hadi bakalım. Ay gittikçe zorlaşıyor. Evet evlat, evet. Tam, 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 tam. Bunu yapın bakalım. Hadi bakalım. Olmadı. Bir daha yap dedi. Üf, niye yapamıyoruz ki? Tek tek yapmayı deneyelim Papa. Hep beraber yaparken biri yanlış vurunca hepiniz şaşırıyorsunuz. Sırayla yapın. Hem o zaman yanlış yapanın kim olduğunu da buluruz. Maymuş, ilk sen yap bakalım. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Maymuş yaptı, yaptı. Yanlış yapan maymuş değilmiş demek ki. Aferin maymuş. Hadi Şila, sıra şimdi sende. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Harika değilmişim. Yaptım, yaptım. Evet, değilmiş. Ya. Yanlış yapan ben miyim yoksa? Hadi evlat, denemeden göremeyiz. Hadi, iyi dinle. Tamam. Evet evlat, evet. Yaptım, başardım. Aferin evlat, aferin sana. Demek ki sen de değilmişsin.
Göbüş möbüş. Ne güzel bir gün. İçim neşe dolu bugün. Yaşasın. Merhaba Pepe. Merhaba Şişu. Ne oldu Pepe? Neden bu kadar mutlusun canım? Bilmiyorum Şuşu. Bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Ne güzel. Şuşu biliyor musun? Biz çiftlikteyken sık sık denize gidiyoruz. Deniz buraya çok yakın. Ha, bilmiyordum. Ne güzelmiş. Böyle sıcak yaz günlerinde denize girmek çok güzel olmalı. Evet Şuşu, ben denize girmeyi çok seviyorum. Papa! Papa! Efendim dede. Papa! Biz Ekem, Bebe ile denize gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Aa, tabii tabii gelmek isterim dede. Ama Şila neden gelmiyor? Teyzem, nenem. Onlar bugün evde bize bir şaşırtı hazırlayacaklarmış. Aa, şaşırtı mı? Evet evlat. Hadi hazırlan papa. Benim deniz çantam hazır dede. Hemen alıp çıkabiliriz. Gel bakalım Ekecik. Denize gideceğiz. Çok mu sevindin sen? Eki mutlu, sevindi. Ay, ben de çok mutluyum. Denizi çok seviyorum. Aa, demek buradasınız. Ben de sizi arıyordum çocuklar. Burada işte Ece. Denize girmek için hazır mıyız peki? Evet. Harika. Ben de hazırım anne. Harika görünüyorsun Pepe. Dedem nerede? Buradayım evlat. Hadi gelin. Şimdi herkes kalkışa hazır mı? Evet. Baksana bebe, deniz orada. Gördün mü? Evet abi. Masmavi bir deniz. İnişe geçiyoruz çocuklar. Geldik geldik, yaşasın. İniyoruz. Hadi herkes mayonlarını giysin çocuklar. Tamam. Gel ben sana yardım edeyim Ekeciğim. Ekenin göbeğine bak. Göbek ne? Bak, burası göbeğimizdir Eke. Bu Eke'nin göbeği. Bu Pepe'nin göbeği. Bu da benim göbeğim. Göbek, göbek. Senin göbeğin küçücük ya. Çok tatlı görünüyor Eke. Eke'nin göbeği. Evet çocuklar, alın bakalım size birer tane deniz simidi getirdim. Aa dede, ben şunu istiyorum. Al bakalım. Al oğlum Eke, bu da tam sana göre. Pepeciğim, bu da senin. Bir elimi tıkıyoruz dedi. Hayır minik kelebeğim, bunu belimize takıyoruz. Bel mi? Belimiz neremiz dede? Ben söyleyeyim mi dede? Söyle bakalım papa. Belimiz işte buramızdır. Buramız belimiz öyle mi? Evet canım, buramız. Burası göbeğimiz, burası belimiz. İşte taktım belime. Eke de taktı. Pepe de taktı. Ha? İşte üçünüz de belinize simitlerinizi taktınız çocuklar. Aa, niye çıkardın minik kelebeğim? Şey dede, şimdi burası göbeğimiz, burası belimiz. Doğru. Karnımız nerede? Aa, doğru. Bunu ben de bilmiyorum. Karnımız neresi dede? Göbeğimizin içi karnımızdır çocuklar. Karnımızı dışarıdan göremeyiz. Göbeğimizin arkasına saklanmıştır çünkü. Aa, gerçekten mi? Evet papa. Yani bu göbeğimizin arkasında içimizde karnımız vardır. Evet babacığım. Harika. Burası belimiz, burası göbeğimiz. Göbeğimizin arkası yani içimizde karnımızdır. Ben, göbek, karın.
Hadi girelim abi. Eke de denize. Gel oğlum kucağıma. Ay, ay çok soğuk. Bence hiç de soğuk değil. Soğuk. Soğuk değil. Soğuk değil. Abi işte deniz soğuk. Sence soğuk. Bana soğuk gelmiyor bebe. Ay şimdi bana da soğuk gelmiyor. Ya bak gördün mü? Çocuklar bakın Eke nasıl yüzüyor. Cıp cıp. Aferin Eke sana. Ne oldu bebe? Bebeğime ayağım çarptı. Ay özür dilerim kardeşim. Acıdı mı? Hayır acımadı. Abiş bir de çarptı. Hayır göbeğime çarptı Eke. Neydi bebe? Belimiz, göbeğimiz, karnımız. Evet abi. Belimiz, göbeğimiz, karnımız. Hepsi şunun içinde. Aa, evet doğru belimizde, karnımızda, göbeğimizde suyun içinde şu an. Pepe. Ne peki dede? Onların adı Duba Pepeciğim. O dubalar denizde yüzerken bu çizgiyi geçmeyin demek için konulmuş işaretlerdir çocuklar. Dubaları geçmenin tehlikeli olduğunu söylüyor bize. Aa bilmiyordum. Peki o zaman dedemin yanına kadar yüzelim hadi. Yatışacaksın de. Abi yüzüyor, bebe yüzüyor. Soğuk abi. Benim de göbeğime bir şey çarptı. Ama ne olduğunu anlayamadım. Aa ne olabilir ki? Ay yine bir şey çarptı. Bu sefer belime çarptı. Aa bu ne ki? Bir şeysin. Pepe'nin yeni yıl armağanı. Papa! Papa! Aa, merhaba dede. Merhaba evlat. O elindekiler ne dede? Aa, bu mu? Armağan çuvalım evlat. Aa, armağan çuvalı mı? İçinde ne var dede? İçinde bütün sevdiklerime yılbaşında vereceğim armağanlarım var papa. Yılbaşında mı? Evet evlat. Bu akşam hava kararınca yeni yıla giriyoruz. Aa. Yeni yılın ilk gecesini hep beraber yılbaşı olarak kutlarız papa. Ve bu kutlama sırasında da herkes birbirine mutlu edecek armağanlar verir. Yeni yılın iyi geçmesi için güzel dileklerde bulunur. Evet, annem de söylemişti. Şimdi hatırladım. Yeni yıl için salonu süslemiştik. Siz de odanızı süsleyin demişti. Evet, evlerimizi süsleriz yılbaşında. Ay dede, ben daha kimseye armağan hazırlamadım. Oda filan da süslemedim. Akşama kadar süslersin papa. Armağan da hazırlarsın. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver, olur mu? Tamam dede. Hmm.
Merhaba Pepe. Merhaba Şişo. Ne yapıyorsun Pepe? Düşünüyorum Şişo. He, düşünüyorsun, anladım. Çok güzel. Peki ama ne düşünüyorsun Pepe? Yeni yıl geliyor ya bu akşam. Ha evet. Hani yeni yılda evimizi odamızı süsleyip sevdiklerimize armağan veriliyormuş ya. Evet canım. Mutlu olduğumuz günlerde birbirimize mutluluğumuzu sevgi ve armağan vererek gösteririz. Sadece yılbaşında değil, doğum günlerimizde de. Aa evet Şişu. Ben de sevdiklerime ne armağan etsem diye düşünüyorum. Anladım. Neyse, bulurum herhalde. Şimdi canım oyunu oynamak istiyor. Ay ama kimle oynasam ki? Ha, Bebe nerede? Bebeyle oynayabilirsin. Yok, ben bugün Şila ile oynamak istiyorum. Ta 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 ta. Şila. Ben de seninle oynamaya gelmiştim Pepe. Aa, çok mutlu oldum. Yarışıyorsun. Evet, ne oynuyoruz? Bilmem ki. Kule yapmaca oynayalım mı? Yok, ben kule yapmaca oynamak istemiyorum. Doktorculuk oynayalım mı? Ben de doktorculuk oynamak istemiyorum. O zaman ne oynasam ki? Ayıcıkla oynayalım. Canım ayıcıkla oynamak istemiyor. Ama onu istemiyorsun, bunu istemiyorsun. Ne oynayacağız peki? Bilmiyorum. Ben de oynamıyorum o zaman. Oynamazsan oynama. Sen oynamazsan oynama. Böyle canımı sıkkın sıkkın oturalım o zaman. Otururum oturmam. Sana ne? Çocuklar, bence biraz daha düşünürseniz mutlaka oynayacak güzel bir oyun bulursunuz. Bulamadık Şuşu. Evet, bulamadık işte. Pepeyleşiyle oyun bulamadılar. Biraz daha düşünseler kesin bulurlar. Örneğin yeni yıl geliyor yakınlarda. Yeni yılla ilgili bir oyun bulsalar. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne, ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne, ne olabilir? Evet, şarkıda da zaten ne olabilir diyordu Şuşu. Hadi biraz düşünelim Şila. Tamam, düşünelim. Sen buldun mu Şila? Ben de bulamadım. Peki size biraz daha yardımcı olmamı ister misiniz? Evet Şuşu. Evet Şuşu, lütfen yardım et çünkü oyun bulamıyoruz. Böyle Şila oyun bulabilirler. Örneğin güzel resimler çizebilirler. Resimleri sevdikleri için boyayıp yeni yılda armağan da edebilirler. Ne güzel olur, ne güzel. Güzel olur, ne güzel olur. Pepeyle Şila.
böylece ne oynayabileceğimizi de bulduk. Hadi gel Şila, şuradan kalemlerimi alalım. Tamam. İşte bunlar da kağıtlarımız. Harika. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ben önce anneme bir resim çizeceğim. Tamam, ben de annemi çizeceğim. Harikasınız. İşte benimkisi bitti. Dur Pepe, benimkisi de bitiyor. Tamam, bekliyorum. İşte benimkisi de bitti. Gel şuraya yapıştıralım. Çok güzel yapmışsın Pepe. Balonlarına bayıldım. Senin de çiçeklerin çok güzel olmuş. Yaşasın, annemler çok sevinecek. Şimdi kime? Ben babama yapacağım. Tamam, ben de babama güzel bir resim yapacağım o zaman. Hadi başlayalım. Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Babana ne kadar benzetmişsin Pepe. Seninki de benzemiş Şila. Buraya asıyorum bunu da. Ben de astım. Şimdi de Eke'ye resim çizeceğim. Aa, ben de güzel kardeşim bebeğe bir resim çizeceğim. Benim güzel kardeşim çok beğenecek bu resmi. Eke de çok beğenecek. Eke çok komik görünüyor Şila. Evet, saçları komik oldu biraz. Hadi bunu da asalım. Asalım. Şimdi de dedem ve nenem için bir resim çizelim. Tamam, olur. İşte dedem, nenem ve ben. Burada da nenem, dedem ve ben. Harika olmuş. Seninki de harika olmuş. Bunu da buraya asalım. Hepsi çok güzel oldu. Hadi şimdi odamızı bir güzel süsleyelim Şila. Aa, tamam, hadi süsleyelim. Ay, çok güzel oldu Şila. Evet, çok güzel oldu. Aa, ne yapıyorsunuz siz? Odamız ne kadar güzel olmuş. Evet bebe, bak Şila ile süsledik odamızı. Biz de annemin salonunu süsledik. Beğendin mi gerçekten bebe? Evet, çok güzel olmuş. Bakın, ben her kişinin armağan olarak resmi çizdim. Mutlu kocaman ailemiz. Ne oldu Pepe? Şila? Bak, biz de bu resimleri çizdik. Ay, çok komik olmuş. Ben de oradayım. Çok güzelmiş. Hepimiz resim çizmişiz. Yaşasın yeni yıl. Yeni yıla bayılırım. Üçümüzün de çizdiği resimler harika çocuklar. Aferin size. Aferin. Hemen tıkla ve kanalıma abone ol.